Merhaba arkadaşlar. Bu videomun konusu bilimsel araştırma üzerine olacak. Daha önce kanalımda eğitimle ilgili süreçlerden ve lisans sürecinde ne gibi şeyleri yaparsanız eğitiminizin daha iyi olabileceğinden bahsetmiştim. Ancak bilimsel araştırma aslında bilimin özü ve eğitimden daha farklı olan bir süreç. Dolayısıyla bu videoda ondan bahsetmek ve bilimsel araştırmanın nasıl yapıldığının detaylarına girmek istiyorum. Eğitim bilinen bir bilgiyi öğrenmek, bilinen bir konsepti, bilinen bir kavramı öğrenmek ise, araştırma ise bildiğiniz bir bilgiyi ve teknik beceriyi kullanarak yeni bir bilgi üretmek olarak tanımlanabilir. Araştırma eğitim sürecinin haricinde daha yaratıcı ve daha sizin aktif olarak katıldığınız bir süreç. Eğitim sürecinde ...başkalarının keşfettiği bir bilgiyi anlamaya çalışıyorsunuz. Bildiklerinizle birleştirip bir e, kavramsal bir anlayış oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ancak araştırmada yeni bir bilgi üreterek bir e, bilim dünyasına bir katkı yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla araştırma aslında sizin kendi keşif sürecinizde gerçekleştirdiğiniz bir şey ve bilimsel eğitimin de temel amacı aslında iyi bir araştırmacı yetiştirmek. Lisans ve doktora eğitimlerinin en büyük farkı da aslında eğitim ve araştırma oranlarının farklılığı. Siz lisans sürecinizde ve daha öncesinde lise sürecinizde ve daha da öncelerde bilinen bir bilgiyi öğrenmeye çalışıyorsunuz, bilinen bilgileri öğrenmeye çalışıyorsunuz. Sizin için hazırlanan çeşitli müfredatlar var belli bir şeyi öğretmenin yöntemleri oluşturulmuş durumda ve sizin yapmanız gereken bu bilinen bilgiyi öğrenmek, bu bilinen bilginin yazılmış olduğu kitapları almak, bulmak, okumak, çalışmak, bunlar üzerine tekrar yapmak ve bunları anlamak. Ancak doktora eğitiminde bunun bir adım ötesine geçmeniz gerekiyor. Zira artık sizin öğrendiğiniz bilgileri kullanarak ve yaratıcılığınızı da bu işin içine katarak yeni bir bilgi öğretme aşamasına geçmiş olmanız lazım. Yani doktora sürecinin asıl amacı sizi e, bağımsız ve bilgilerini kullanarak yaratıcı bir şekilde araştırma yapabilen bir yarat e, araştırmacı haline getirmek. Ve e, dolayısıyla doktoranızda yaptığınız şeyin büyük bir kısmı da var olan bir bilgiyi öğrenmek ile birlikte daha ziyade bilgilerinizi kullanarak yeni bir şey üretmek, yeni bir şey ortaya koymak araştırmanın birçok kısmı var. Elbette eğitim aslında onun ilk kısmı olarak bahsedilebilir. Yani öncelikle araştırma yapmadan önce bir bilgi sahibi olmanız lazım ki neyin bilinip neyin bilinmediğini anlamanız lazım. Daha önce çözülmüş olan problemlere insanların ne gibi yaklaşımlar getirdiğini, hangi problemlere hangi yaklaşımların faydalı olduğunu görmeniz lazım. Ayrıca bilginin yanında teknik becerileri de elde edebilmeniz lazım ki bir probleme çeşitli açılardan yaklaşabilin, bir problemi daha önce denenmemiş bir şekilde çözmeye çalışabilin. Dolayısıyla araştırmanın önemli bir kısmı da eğitim. Ancak araştırma sadece eğitim değil. Bunun üzerine sizin öncelikle bir problem belirlemeniz lazım. Araştırmada olan farklılıklardan bir tanesi de sizin önünüzde bir konunun koyulması değil, sizin aslında bir problemi fark etmeniz, bir problemi kendiniz seçmeniz ve probleme yaklaşım getirmeniz. Eğitim sürecindeki ilerlemeniz şu şekilde işliyor. Diyelim ki kuantum mekaniğini öğrenmek istiyorsunuz. Kuantum mekaniği 10 yıllardır öğretilen ve çeşitli müfredatı olan, kitapları belirlenmiş bir konu. Bu konuyla ilgili gerekli kitapları alırsınız. İnternette bununla ilgili eğitim yapmanın metotları anlatılır. Bununla ilgili müfredatlar vardır. Bunlar üzerinden ilerlersiniz. Üniversitenizde bununla ilgili dersler vardır. Onları alırsınız. Kitaplara çalışırsınız, öğrenirsiniz ve bir aşamaya gelirsiniz. Bilgi düzeyiniz belli bir aşamaya getirirsiniz. Ancak araştırmada yapmanız gereken öncelikle üzerine uzun yıllar boyunca çalışabileceğiniz önemli olduğunu ve etkili olduğunu düşündüğünüz bir problemi seçmek, bu problem üzerinde daha önceki insanların ne kadar ilerleme kat ettiğini anlamak, yani bir literatür bilgisi edinmek, bu literatürü araştırmak, bu problemi sonra nasıl yaklaşacağınızı, hangi teknik becerileri, hangi problem çözme araçlarını kullanacağınızı belirlemek, eğer bilmiyorsanız bunları öğrenmek ve bunları bir şekilde bir araya getirip bu problemin üzerine çalışmanız sizin aslında yaptığınız araştırma. Elbette bu süreçte gelinen noktanın ve ilerlemenin nasıl olduğunu da siz belirleyeceksiniz. Çünkü eğitimin aksine araştırmanın nasıl ilerlediğini, araştırmanın ne kadar ilerlediğini de araştırmacıların aslında kendileri belirliyor. Çünkü konu ilerledikçe yeni keşfedilmesi gereken şeyler, anlaşılmayan şeyler, beklenen sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında araştırma ilerledikçe kendini daha da fazla ilerleten bir süreç haline geliyor. Ve elbette bir komünite içerisinde yapılan diğer bilimsel araştırmacıların da katıldığı bir süreç bu. Dolayısıyla ucu da açık bir süreç. Yani ben işte bu konuyu öğrendim, bu konuyla ilgili şu problemleri çözdüm. Dolayısıyla bu konuyla ilgili benim eğitim sürecim bitti diyebileceğiniz bir konu değil. Bir problemi alıyorsunuz, bu problem üzerine uğraşmaya başlıyorsunuz. Bu problemle ilgili daha önce bilinmeyen belli şeyler ortaya koyuyorsunuz. Ve bunları diğer insanların da ıı, kritik etmesi için, ıı, kritik etmesine olanak verecek bir şekilde onları açıyorsunuz, bunu yayınlıyorsunuz. O insanlar size geri dönüş yapıyor. O insanlar bu konuyu ilginç bulur, bulurlarsa onlar da onun üzerine araştırma yapıyor. Onlar da çeşitli yayınlar yapıyor. Ve siz onları da okuyorsunuz. Onların onların yayınlarından öğrendiğiniz şeyleri tekrar araştırmanızı uyguluyorsunuz. Bazen onlar sizin araştırmanızı kritik ediyor ve bazı sonuçlarınızı yanlış buluyor. Siz bunları tekrar deniyorsunuz veyahut Elde ettiğiniz bilgiyi savunuyorsunuz ve bu şekilde dinamik olarak gelişen bir süreç ve çok daha uzun soluklu, çok daha ucu açık bir süreç. Ee, ve eğer şunu sorarsanız ben işte lisans öğrencisiyim, ben lise öğrencisiyim ve şu an eğitim alıyorum ancak ileride bir araştırmacı olmak istiyorum. Eğitim sırasında neler yapmalıyım ki ileride iyi bir araştırmacı olmalıyım? Bu gayet güzel bir soru. Az önce de söylediğim gibi bilimsel eğitimin yani sizin aldığınız eğitimin temel bilimlerde özellikle asıl amacı sizi iyi bir araştırmacı yapmak olmalı. Dolayısıyla bu eğitim sürecinizde de unutmamalısınız ki aldığınız eğitim sizi bu şekilde hazırlamalı. Yani beyninizi ansiklopedik bilgilerle doldurmaktan ziyade neleri yapmalıyım ki ben daha iyi bir araştırmacı olurum ileride bunu düşünmelisiniz bence. Özellikle eğitiminiz sırasınca, sırasında şüpheci ve sorgulayıcı olursanız ve detaycı bir şekilde öğrendiklerinizi kritik ederseniz bu size araştırmacı sizi ileride daha bir iyi bir araştırmacı yapmaya hazırlar. Çünkü araştırmanın en önemli kısmı bilineni sorgulamak, bilinmeyeni fark etmek ve bu bilinmeyen bilgiyi nasıl bilebiliriz? bu anlamadığımız soruyu sorunun cevabını nasıl çözebiliriz onun farkına varmak dolayısıyla çok şüpheci ve sorgulayıcı bir süreç. Eğer siz eğitiminizde bu beceriyi geliştirirseniz bu sizin ileride araştırmacı olduğunuzda yanınızda götüreceğiniz bir beceri haline gelir. Ancak öğrendiğiniz şeyleri sorgulamadan nereden gelmiş acaba bu? Neden doğru acaba bu diye düşünmeden kabul ederseniz Araştırmacı olduğunuzda da bu sefer kendinizi bir boşlukta bulursunuz çünkü o sırada size bilinmeyenleri bulmanız gerektiğinde sizin aslında o bilinmeyeni araştıracak becerinizi geliştirmemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla eğitiminiz sırasında size birisi bir şey öğretirken mutlaka bunu sorgulayın mutlaka nereden geldiğini, neyle bağlantılı olduğunu, neden doğru olduğunu, neden doğru olmayabileceğini, eğer doğruysa başka bildiğiniz nelerin doğru olmadığını ve dolayısıyla bunun neden yanlış olabileceğini sorgulayın. Mesela size birisi işte elektromanyetik teori dersinde bir şey öğrettiyse ve bu sizin işte klasik mekanik dersinde bildiğiniz temelleri, fundamental bilgileri eğer mesela yanlışlıyorsa bunu mutlaka sorgulamalısınız öğrendiğiniz bir bilgi başka öğrendiğiniz bir bilgiyle çelişiyorsa bunun neden çeliştiğini anlamanız lazım. Bunun neden doğru olmayabileceğini sorgulamanız lazım. Eğer bu şekilde eğitiminizi alırsanız eğitiminiz sırasında yeni bir şey keşfetmeseniz bile bu sorgulama becerisi, bu sorgulama alışkanlığını edinmiş olursunuz ki bu ileride sizin çok işinize yarayacak. Yani eğitiminiz sırasında araştırmacı gözle bakmak aslında sizin çok önemli bir beceri elde etmenizi sağlıyor. O sırada yani bir klasik elektromanyetik teori dersi alırken, Maxwell'in denklemlerini incelerken, Maxwell'in yanlış olduğunu göstermeniz çok mühim değil. Yani onu öğrenirken onu sorgulamanız demek aslında amacınızın Maxwell'in yanlış olduğunu göstermek değil. O bilgilerin edinilmesi süresince ne gibi soruların sorulduğunu, o bilgilerin elde edilme süresince ne gibi şüpheci yaklaşımların getirilmesi gerektiğini öğrenmek, bu beceri o bilgiyi yanlışlamaktan belki de daha önemli olacak. Sizin ileride yeni şeylere farklı bakış açılarıyla bakmanızı sağlayacak. Araştırma'nın bana kalırsa eğitimden en önemli farkı, yani bir şeyi öğrenmekten en önemli farkı ve en zorlayıcı kısmı içinde yaratıcılık faktörünün çok önemli bir yer tutması araştırmanın zorluğu da Bence bu yaratıcılık etkisinin önemli olmasından geliyor yaratıcılığın tanımını yapmak zor Ancak ben düşündüğüm zaman nelerin yaratıcı bir araştırma getirebildiğini sorduğum zaman aklıma şunlar geliyor Öncelikle bilinen problemlere yeni yaklaşımlar getirmek yani bilinen problem olduğu anlaşılan ancak çözülememiş olan problemlere yeni bir bakış açısıyla bakmak yaratıcı bir yaklaşım. Aynı zamanda bazen çözüldüğü zannedilen bir problemin çözülemediğini fark etmek, neden çözülemediğini ispatlamak yine yaratıcı bir yaklaşım ki bu da bilimsel araştırmada çok çok önemli. Çünkü bizim bilimsel araştırmadaki temel amacımız şu. İnsanların çeşitli hipotezleri var. Bu çeşitli hipotezler bilimsel deneylerin kritiğinde inceleniyor. Bilimsel deneylerin kritiğinden geçenler yanlışlanana kadar doğru kabul ediliyor. Ve siz eğer herhangi bir bilginin eğer yanlış olabileceğini fark ettiyseniz bu bilimsel araştırmada çok çok önemli bir ilerleme. Dolayısıyla bilinen bir bilginin çözüldüğü zannedilen bir şeyin çözülememiş olduğunu fark etmek de çok önemli bir yaratıcı aktivite. Aynı zamanda farklı konuları birbirine bağlamak bana kalırsa çok önemli bir yaratıcı aktivite. Yani iki ayrı konu olduğu zannedilen, iki ayrı yaklaşım olduğu zannedilen farklı şeyleri alıp birbirine bağlamak ve aslında onların birbirleriyle ilişkili olduğunu göstermek bilimsel e, bilginin gelişmesinde çok önemli. Yani bunu matematikte yapan insanların mesela çok önemli şeyler bulduğunu görürsünüz. Diyelim ki sayılar teorisini alıp e, geometriyle birleştirmek çok Önemli bir aktivitedir. İşte e, mesela kara deliklerle ilgili bilinen bir bilgiyi termodinamiğe uygulamak... veya termodinamikte bilinen bir bilgiyi işte kara delikleri daha iyi anlamakta kullanmak... E, ...çok önemli bir e, bilimsel aktivitedir ve bence e, çok yaratıcı bir aktivitedir. Aynı zamanda e, iyi, bil, iyi bildiğimiz, daha önce farklı problemlere uyguladığımız teknikleri... Başka bir problem uygulamak da çok önemli bir aktivite ve benim yaratıcılık içinde sayı, saydığım, çok önemli bulduğum aktivitelerden bir tanesi. Yani daha önceki problemlerimizi uyguladığımız ve başarılı olduğunu gördüğümüz teknikleri bazen ıı, yeni problemler uygulayabiliyoruz ve yeni problemlerin çözülmesinde çok önemli olabiliyor bu ıı, teknikler. Dolayısıyla ıı, araştırmanızda bu gibi şeyleri eğer başarabilirseniz, Yaratıcı bir araştırmacı olmuş olursunuz. Araştırmanın elbette zorluğu da bunu yapmanın zor olmasından kaynaklanıyor. Çünkü bu bahsettiğim şeyler aslında çok direkt olmayan şeyler. Yani zaten bir şeyin yeni olması demek, bir şeyin yaratıcı olabilmesi demek, daha önce insanların ona sizin getirdiğiniz şekilde bir yaklaşım getirememiş olması demek. Bu da zaten araştırmayı zor yapan şeylerden bir tanesi. Yani eğer zaten basit bir konu olsaydı ona birçok insan birçok farklı yaklaşımla çözüm üretebilmiş olurdu. Belli ki çeşitli zorlukları olan bir problem ki o problem bu zamana kadar çözülememiş kal kalmış veya o şeyin problem olduğu fark edilmemiş. Dolayısıyla araştırmanın zorluğu da bence e, bu yenilik ve yaratıcılık elemanının çok önemli olmasından kaynaklanıyor. Birazcık da araştırmada teknik becerilerin öneminden bahsedeceğim ve detaycı olmanın etkisinden bahsedeceğim. Ee, araştırma söylediğim üzere bir probleme yaklaşım getirmek. Ancak bu yaklaşım elbette oturduğunuz yerden ya bu problem üzerine düşüneyim diyerek olmuyor. Ee, araştırmada kullanacağınız problem çözme teknikleri, problem çözme becerileri var. Bunlar da teknik becerileri olarak adlandırıyorum ben. Ee, bu illa yani teknik beceri dediğim zaman işte elinize aldığınız bir aleti kullanma becerisi olarak düşünmeyin. Bazen mesela teorik fizikte bir problemi çözerken işte o problem sırasında karşınıza çıkan kompleks matematiksel bir denklemin çözümünü işte fizikçilerin bilmediği Değişik bir matematik kitabından alıp bulup onu uygulamak ve o fiziksel problemin çözümünü uygulamak matematiksel bir tekniğin, matematiksel bir teknik becerinin fizikteki problemin çözümüne uygulanması olarak da düşünülebilir. Dolayısıyla bu teknik beceri olarak bahsettiğim şey benim çeşitli problemleri çözme tekniklerinin, çeşitli becerilerin, iyi bir şekilde öğrenilmesi ve bunların problem çözümünde uygulanmasını kastediyorum. Mesela bu teknik becerilerden bir tanesi işte kodlamadır, teknik becerilerden bir tanesi matematiktir, teknik becerilerden bir tanesi e, deneysel becerilerdir, işte elektronik bilgisidir, e, her ne deneysel ekipmanla uğraşıyorsanız işte onu kullanabilme bilgisidir bu teknik becerileri elde edilmek çok elde edebilmek çok önemli. Çünkü bunlar sizin elinizde bir alet çantası. Ne kadar çok teknik beceri bilirseniz bir probleme yaklaşabilmek için o kadar çok elinizde alet olur. Ve dolayısıyla bu problemi çözme şansınız da o kadar artabilir. Elbette hangi problemi çözerken hangi teknik becerinin işe yarayacağını önceden bilmiyoruz. Bilseydik zaten onu uygular ve o problemi çözmüş olurduk. Dolayısıyla ben eğer şu, şu şeyleri öğrenirsem, şu matematiksel işte denklemi çözmeyi öğrenirsem bu problemi çözerim diye baştan söyleyemiyorsunuz. Ancak eğer birçok teknik beceriniz olursa bir problem ortaya çıktığında o problemi çözecek teknik becerinin sizde olma olasılığı da o kadar artıyor. Dolayısıyla fizikte teknik becerileri bilmek çok önemli. Detaycı olmak da çok önemli. Detaycı olmaktan şunu kastediyorum. Bazen... ...bazı şeylerin mesela çözülmüş olduğu zannediliyor. Ancak siz detaylara indiğiniz zaman... ...eğer doğru soruyu sorarsanız... ...çeşitli problemlerin çözülemediği anlaşılabiliyor. Ve bunlar da çok önemli bilimsel gelişmelere yol açabiliyor. Dolayısıyla bazı şeyleri incelerken... ...onun detaylarına inebilmek... ...etraflıca bir problemi inceleyebilmek çok önemli. Elbette... Bu bahsettiğim şeylerin her zaman aynı zamanda bir riski ve dezavantajı da var. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. işte çok fazla teknik beceri öğrenirsen bilimsel problemlere bütüncül ve yaratıcı bir şekilde bakamayabilirsin. Çünkü öğrendiğin tekniklerin spesifik uygulamalarına odaklanabilirsin ki bu doğrudur. Ancak bu demek değildir ki teknik becerileri öğrenme. Aynı zamanda çok detaycı olursan büyük resmi kaçırabilirsin. Mesela o problemin detaylarına bakarken o problemin bağlantılı olduğu başka büyük bir konsepti fark edemeyebilirsin. Zaten bu dezavantajların ve bu ıı, ikiliğin oluşu araştırmayı zor yapan ve eğlenceli yapan şeylerden bir tanesi. Ve hangi beceriyi, hangi aşamada ve ne kadar kullanacağımızı da aslında önceden bilemiyor oluşumuz araştırmayı zor ve eğlenceli yapan şeylerden bir tanesi. Araştırmada bu söylediğim şeyden dolayı şans faktörü de çok önemli çünkü bazen insanların bildiği ancak hiç de beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan bir bazen insanların bildiği bir teknik beceri beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan bir problemin çözümünde çok etkili olabiliyor ve bu tarz mesela şeyler şans faktörü olarak ben nitelendiriyorum ancak elbette bu şey demek değil yani bu insan şanslı olduğu için bunu gerçekleştirebilmiş tam olarak değil ancak şans faktörü sizin bildiklerinizle bazen birleştiğinde çok önemli şeyleri yapabilmenizde etkili oluyor yani diyelim ki işte şu an bir pandemi var ve işte COVID'e karşı bir aşı getirilebil geliştirebilmek şu anki en önemli problemlerden bir tanesi ancak bu problemle uğraşırken diyelim ki koronavirüs ailesinin a, virüslerine karşı aşı geliştirmek işte bir buçuk sene önce hiç önemli bir problem değil gibiydi. Ama siz bunun üzerine uğraşan ve bununla ilgili teknik becerileri geliştiren bir araştırmacı idiyseniz işte birkaç ay sonra ortaya çıkan pandemide bu bilgileri çok önemli bir şekilde uygulayabileceğiniz bir platform platform ortaya çıkıyor. A, ya mesela bu bu tarz bir problemin bir anda elinize düşmesi ve sizin bu teknik becerileri daha önce geliştirmiş olmanız sizin bu şekilde başarılı olmanızda faydalı olabiliyor. Elbette bu zamanlama a, bir şans meselesi. A, ancak bu demek değil ki bilimsel araştırmada başarılı olabilmek için sadece şanslı olmanız lazım. Ancak şans faktörünün de olduğunu söylemeden geçmek istemedim. A, bilimsel araştırmada elbette hayal kırıklığı ve Uzun süre sonuç alamamanın getirdiği bir yorgunluk da önemli bir faktör ve bundan da bahsetmek lazım. Bu bahsettiğim şeylerin hepsi elbette ucu açık bir süreci işaret ediyor ki bunu anlamışsınızdır. Bu da demek ki bazen uzun süre bazı şeylerden sonuç çıkmayabiliyor. Bazen uğraştığınız şeyler sonuçsuz kalabiliyor. Mesela siz bir problemin çözümünde belli bir tekniği uygulamanın faydalı olabileceğini düşünmüşsünüzdür ve sizi sizin bu problemi üzerine uğraşmanız, bu teknik becerileri uygulamanız yıllar almıştır. Ancak iki yıl sonra öğrenebilirsiniz ki bu teknik aslında problemin çözümünde o kadar da etkili değilmiş. Elbette bu sürecin bir parçası ve bu tarz şeyler olabiliyor. Bu tarz hayal kırıklıkları bilimsel araştırmada bir realite. Ee, ve de araştırmada şu da aslında insanların psikolojisini etkileyen bir şey. Eğitiminiz sırasınca sizin mesela belli şeylerin yolunda gittiğini anladığınız işaretler var. Diyelim ki siz işte bir ders alıyorsunuz. O dersten aldığınız notların iyi olması sizin eğitiminizin iyi gittiğine bir işaret olabiliyor. Ve sizi sürecin içinde tutan motive edici bir faktör olarak kalıyor. Ancak araştırmada bu şekilde hani trofiler, böyle kupalar, madalyalar çok fazla yok sürecin içinde. Ve ancak çok uzun yıllar bir sürecin üzerine gittiğiniz zaman ve o süreç eğer başarılı bir şekilde sonuçlanırsa ve işte bir e, keşfe dönüşürse bunu elde edebiliyorsunuz. Ancak bu çok daha uzun soluklu bir süreç ve bu süreç içinde motive kalabilmek birazcık daha zor. Çünkü sizin işlerin yolunda gittiğini anladığınız o işte ufak ödüller daha az ve sürecin içinde kalmanızın en önemli etkeni sizin süreç odaklı bir şekilde yaptığınız işten keyif alıyor olmanız. Dolayısıyla motivasyonun yani içinizden gelen motivasyonun ve probleme olan sevginizin etkisi daha fazla. Bana kalırsa bilimin en saf ve en zevkli hali araştırma yapmak. Zor olduğu kadar çok da eğlenceli bir süreç. Zorluklarından da bahsettim. Ancak süreç odaklı bir şekilde istikrarlı bir şekilde önemli olduğunuz bir problemin üzerine uğraşırsanız çok da keyifli bir süreç. Ben de bu süreçten bu şekilde keyif alıyorum. Benim araştırmaya bakış açımda işte önemli olduğunu düşündüğüm zor ve temel bir problemi ele almak, bu problem üzerine süreç odaklı bir şekilde yani günlük bazda yaptığım şeylerden keyif alarak çalışmak, istikrarlı bir şekilde günlük bazda ufak ufak problemlerimi çözmek. Bunu dünya ile yani diğer araştırmacılarla paylaşmak, kritik bir şekilde kendimi onlara eleş, eleştirtirmek ve aa, bu şekilde ufak ufak problemleri çözerek aa, istediğim framework'ü, istediğim aa, problemin büyük resmine birazcık daha yaklaşmak benim aa, araştırma vizyonumda bu şekilde özetleyebilirim. Aa, aynı zamanda teknik becerileri de bu süreçte çok önem veriyorum ve birçok enstrümanı kendime öğretmeye çalışıyorum ki bazen karşıma çıkan bir probleme bunları kullanarak yaklaşabileyim. Umarım siz de iyi bir araştırmacı olursunuz ve eğitimini sizi iyi bir araştırmacı olmaya hazırlar. Bu videonun da umarım buna bir katkısı olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.